ve Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş bulduk. Buyurun lütfen. Lütfen buyurun. Aziz milletim, değerli milletim. Vekilleri. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz milletim, Türkiye vatandaşlarının refah içerisinde yaşatmaya muktedir kaynakları olan bir ülkedir. Parası vardır, kaynakları vardır. İktidardan beklentimiz, ülkenin kaynaklarını vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve refahı için kullanmasıdır. Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda atılan adımı doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru ama maalesef yetersiz. Geçtiğimiz 14 Aralık'ta bir basın açıklaması yapmış ve iktidardan esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi için bir dizi talepte bulunmuştuk. Demiştik ki Mart 2020'den sonra alınan kredilerin geri ödeme süreleri bir yıl uzatılsın. Bu nedenle doğacak faizi de hazine karşılasın. Bu talebimizde ısrarlıyız. Biz diyoruz ki ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde hazine tarafından karşılansın. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim ilginç bir durum var. Esnafımızın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre Sayın Erdoğan piyasa şartlarını biliyor olmalı değil mi? Öğrenmiş. Öyle anlamamız lazım. Ancak nedense bu karara rağmen çıktı dedi ki bazı dostlar diyorlar ki yani kendi dostları dükkanlar kapanıyor. Şirketler kapanıyor. Sonra döndü dedi ki kapanan falan yok. Her şey ortada. Aynen böyle dedi. Ben de şimdi doğal olarak kendisine sormak istiyorum. Eğer işler bu kadar yolundaysa, her şey de ortadaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun muhterem? Yok eğer esnaf zordaysa ki biz ona şahidiz ve ödemelerini öteliyorsan o halde nasıl oluyor da işler tıkırında diyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan. Değerli dava arkadaşlarım, 2020 yılında 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirket kapandı. Kaldı ki resmi kapanma işlemi zaman aldığı için fiilen kapanan işletme sayısı maalesef bunun çok üzerinde. Ayrıca kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması kimseyi yanıltmasın. Böyle dönemlerde borçlarını ödeyemediği için birçok firmanın kredibilitesi bozulur. O nedenle firmalar
iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerinden kaçınmak için çareyi yeni şirket kurmakta bulurlar. Sayın Erdoğan'a şiddetle tavsiye ediyorum. Tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle milletimizin huzuruna çıkıp yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken kapanan işletme yok demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir. Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp işler tıkırında demekse düpedüz cehalettir. Dahası var. Eylül sonu itibariyle istihdamımız 896 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Sayın Erdoğan, madem bu kadar iş imkanı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, madem ekonomi şaha kalktı, gidiyor, o zaman neden istihdam sürekli azalıyor? Sen git danışmanlarına asıl bunu sor. Sayın Erdoğan, bu ucube sistem sana da yaramadı, Türkiye'ye de yaramadı, milletimize de yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmanlarının elinde oyuncak oldun. Kürsüden söylediklerinle yaptıkların birbirini tutmaz hale geldi. Senin keyfin yerinde olabilir ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol yol değil. Gel şu saray hayatından bir sıyrıl. Milletin arasına karış. Bir bak bakalım memlekette neler oluyor. Bir gör bakalım vatandaş ne çekiyor. Kepenk kapatan dükkanlar, iflas eden firmalar. Artık Türkiye'nin acı bir gerçeği. Sen bugün 1 lira 35 kuruşluk satış yaptım diyen esnaf kardeşimin dükkanını açık mı sanıyorsun? Bunu aynen söyleyen esnaf kardeşimi benimle beraber aranızda orada bulunan milletvekillerimiz duydular. 1 lira 35 kuruşluk satış yapmış. Bunu birlikte duyduk. Saray duvarlarından milletimizin sesini duymuyorsun. Onu anladık. Ama hiç olmazsa bizlere, arkadaşlarıma kulak ver. Mecliste konuşma yapan milletvekillerimizi, İyi Parti milletvekillerimizi can kulağıyla dinle. İddia ediyorum bazı şeyleri öğrenebilirsin. Gezdiğimiz yerlerde bir kasap kardeşim diyor ki günlük 100-150 kilo tavuk satıyorduk. Şahitsiniz. 20 kiloya kadar düştü. Borç içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazan Kahraman Kazan'da bir giyim mağazasına girdim. Dükkan sahibi kardeşim diyor ki ısıtmayı bile karşılayamıyoruz. Dükkan buz gibiydi. Saat 1 oldu hala siftah yoktu. 5 aydır kira ödeyemiyorum. Dayanacak güç, dayanacak gücüm kalmadı. İstanbul Kartal'da bir kuyumcu kardeşim diyor ki 80 yaşında bir teyzemiz geldi. Eşinden kalan yüzü yani kocası ölmüş onun alyansını bozdurmaya gelmiş. Kendisininkiyle birlikte ölmüş kocasının alyansını bozdurmaya gelmiş. Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde fatura ödeyebilmek için alyans bozdurmaya gidiyor. Bakın bilezik demiyorum. Yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor. Alyansını bozduruyor Sayın Erdoğan, alyansını. Bak İstanbul'daki bir tuhafiyeci kardeşim ne diyor? Benim işim iyi ya da kötü ne fark eder Meral abla? Yan dükkanın sahibi arkadaşım dayanamadı kapattı. Sayın Erdoğan, ben sana daha en başından sarayın sakıncalarını söyledim. Saray insanı milletinden koparır, gerçeklerden koparır, başka bir sanal evrene hapseder dedim. Sense gittin sarayın üstüne bir de ucube sistem kondurdun. Ucube sistem ve saray yetmedi, saray üzerine saray yaptırıyorsun. Haksız mıymışım? Dün milletin adamıyım diyerek
dün milletin adamıyım diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, o saraylar yüzünden firmalar ardı ardına kapanırken işler tıkırında deyip vatandaşın kafasına keyif çayı fırlatan adam oldun Sayın Erdoğan. Elazığ'a gittin. Elazığ'da senden beklenen başka bir şey, sen insanların kafasına keyif çayı attın. Nerede kaynatacak o çayı, nerede demleyecek o keyif çayını? Sen hayal aleminde yaşarken ben çarşıda, pazarda esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken ben gençlerimizi, işsiz gençlerimizi, umutsuz gençlerimizi dinliyorum. Seni uyaran dostların az bile söylemiş. Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır, çok ağır Sayın Erdoğan. Aziz milletim, Türkiye'nin aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını refah içinde yaşatacak gücü de var, imkanları da var. Ama bakın o imkanlar nereye gidiyor? Size tek bir örnek vereyim. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta kurumlar vergisindeki sıralama açıklandı. Hani Dünya Bankası verilerine göre son 18 yılda 49 milyar dolarlık, yani 344 milyar liralık kamu ihalesi alarak dünyada birinci olan bir inşaat şirketi vardı ya. İşte o şirket vergi sıralamasında en son sırada yer aldı. İşe bakar mısınız? Daha bitmedi. Son 18 yılda 42.1 milyar dolarlık kamu ihalesi alan, maden arayacağım diye doğayı talan eden bir başka müteahhitse aynı vergi sıralamasında 81. sırada. Yine son 18 yılda 36.6 milyar dolarlık kamu ihalesi alan bir başkası da 92. sırada. İşte size yandaş ekonomisinin Türkiye'ye getirdiği son nokta. Sayın Erdoğan'ın milletin varını yoğunu ceplerine doldurduğu o 5 müteahhit yüzlerce milyarlık ihaleleri indirirken ihale şampiyonu ama iş vergiye geldi mi araki bulasın hepsi hattaya gitmiş. Yahu hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi kuldan utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yazıklar olsun size be, yazıklar olsun. Aziz milletim, Kartal'daki kuyumcu kardeşimin yaşadıklarının sebebi işte bu utanmazlıktır. Kahraman Kazanlı esnaf kardeşimin buz gibi dükkanda sinek avlamasının sebebi İşte bu yüzsüzlüktür. Bayrampaşa'daki esnaf kardeşimin komşusu dükkanı kapattı diye dertlenmesinin sebebi işte bu açgözlülüktür. Ve bu vicdansızlıktır. Bize reva görülen bu zorlukları, bu sıkıntıları çekmek zorunda değiliz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen kimse umudunu yitirmesin. Kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum, Türkiye potansiyeli olan bir büyük ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir büyük ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için ihtiyacı olan, her şeye sahip olan bir ülkedir. Yeter ki milletin hazinesi eşe, dosta, yandaşa değil, milletimize akıtılsın. Yeter ki önce millet, önce memleket diyen bir zihniyet başa gelsin. Sayın Erdoğan ve AK Parti zihniyeti bunu yapamaz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizi hak ettiği zenginliğe taşıyamaz. Ama biz yaparız. Nitekim Allah'ın izniyle ilk sandıkta milletimiz yetkiyi verecek. Biz yapacağız, biz geleceğiz. Milletimiz yeniden iktidar olacak. Bu gerçeği gördüğü için, işte milletimiz bu gerçeği gördüğü için sokaklarda yolumuzu kesip bizimle dertleşiyor. İşte milletimiz bu gerçeği gördüğü için İYİ Parti her geçen gün büyüyor. İşte bu gerçeği gördüğü için artık millet bizi çağırıyor.
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. Memleketin dört bir yanında iş yerlerinde, mutfaklarda, hanelerde yangın var. Bunun yanına bir de yüreğimizdeki yangın var. O yangını koyalım. Üç kuruş menfaat uğruna, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna, kardeşini yüzüstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız. Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi, Türkiye Komiseri, namı diğer kısmen iktidar, Sayın Jinping isim biliyorsunuz, Xi Jinping, Xi soyad. Sayın Jinping Perinçek, Müslümanım diye gezen Sayın Erdoğan'ı da, Türk milliyetçisiyim diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Çin'in Türkistan'da Uygur kardeşlerimizde uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıkmıyor. Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında APO posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkın bir şekilde şaşkınlığını dile getirir, onu anlayabilmiş hiç değilim. Ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince bunların hiçbiri bunu dert etmiyor. Sayın Erdoğan seçim zamanı APO için kendisine sorulan bir soruya bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz, bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz APO'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. Ailece kapap olmuşlar. Gerçekten ben şoktayım. Eminim siz de şoktasınız. Kankilik yapanlar şaşkın. Biz ne yapacağız? Yandan yıkıla, HDP kapatılsın diyorlar. Ama bunun için en ufak bir adım bile atamıyorlar. Koca bir soru işareti koyduk buraya. Nitekim bunlara sorarsan en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir. Ama Müslüman Türk'üm dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yazıklar olsun hepinize. Ayrıca ortada bir de Çin'le 2017 yılında yapılmış bir suçluların iadesi anlaşması var. Milletvekillerimize sesleniyorum. Bunu çok sıkı takip edeceksiniz. Bakalım Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi, çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum. Bunu yapacak kişi kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak ömür boyu taşıyacaktır. Ve ömür boyu herkes unutsa dahi ben ölünceye kadar o nişanı o boyunda taktırmaya devam edeceğim. Vallahi devam edeceğim. Billahi devam edeceğim. And olsun devam edeceğim. Şart olsun devam edeceğim. El mi yaman, bey mi yaman hep beraber göreceğiz. Değerli milletvekilleri, işte tam da bu nedenle bu hafta kürsümüzün çok özel bir konuğu var. Kendisi haktan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi diyen büyük alim Kaşgarlı Mahmud'un diyarından geliyor. Doğu Türkistan'ın evladı Kaşgarlı Nursiman Gül Abdurraşit kardeşim aramızda. Kürsüyü ona, sözü de atalar diyarı Doğu Türkistan'a bırakıyorum. Buyur güzel kızım, kürsü senindir.
bu kadar zulümü maruz kalıyor? Yani uluslararası medyalarda, uluslararası kamuoyuna sunulan raporlardan gördüğünüz gibi 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak, hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi ve şu an 3 milyondan 5 milyona kadar kardeşlerimiz toplama kampında bulunmaktadır. Evet, benim ailemin başına gelen bu zulümün sebebi de benim ve benim Türkiye'de bulunmam. 2017 Haziran'da iletişim kesildikten sonra hep bekledim. Yani bir gün olmasa yarın benimle iletişimi geçecekler dedim. Ama olmadı. 4 sene oldu. Annemin sesini bile duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin şu an nerede, ne durumda olduğunu bilmiyorum. İnanın ki yani önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız, benimle aynı olan acı gerçekleri size anlatır. 90 yaşındaki dedesi, anne babası, yani 30 senelik memur olan annesi, hatta Türk vatandaşı olan kardeşinin nerede olduğunu bilemeyip de onların toplama kamplarında hayat olup olmadıklarını öğrenmek için İstanbul'un sokaklarında kendi sesini duyurmaya çalışan kardeşlerimi her yerde görebilirsiniz. Benim de bir çocuğum var. Yani bir an gözüm önünden kaçarsa ödüm kopuyor. Benim Ankara'ya geleceğimi öğrendikten sonra çok üzüldü. Yani benden ayrı kalmak istemiyordu. Hatta bir resim çizmiş ve çantamı koymuş. Anne sana eşlik etsin. Çünkü ben seni çok özlüyorum. Belki sen de beni özlersin dedi. Yani benim annem ve babam 4 çocuğun şu an nerede olduğunu, hayatta olup olmadığını bile bilmeden toplama kamplarında yaşıyorlar, acı çekiyorlar. Ve ben de onların hayatta olup olmadığını bilmeden koskoca 4 sene geçirdim. Benim feryadım siyasi değildir. Ben sadece bir insan olarak annem babamı görmek, onlara sarılmak, insan gibi yaşamak istiyorum. İnsanlıktan, Müslümanlıktan, Türklükten yardım bekleyerek 4 sene geçti. Ama toplama kampları hala orada, hatta büyüyorlar. Ceza kamplarından ailesine hasta ya da ölü teslim edilen haberleri sosyal medyadan gördüğümde canım burnuma geliyor. Her gece gün can kaybı artıyor ve oradaki işkenceleri, tecavüz olayları sizlere anlatmaya dayanamıyorum. Uygur gençleri köle işçi olarak çalıştırılıyor. Kızlarımız resmen Çinliler tarafından seçilerek evlenme adı altında tecavüze uğruyorlar. Anne babasız çocuklar çocuk kamplara götürülerek kendi dili ve dininden kopartılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Çin her ne kadar üstünü örtmeye çalışsalar da teknolojiden yararlanan gazeteciler, araştırmacılar, uluslararası insan hakları örgütleri Çin'in Uygur ve Uygur, Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan ki diğer Türk topluma soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu? Nasıl inanırım ki Müslümanların, Türklerin kardeş olduğunu? Lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz. Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum.
sözümü söyledim. Şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkürler. Sağ ol kızım, var olasın. Allah seni sevdiklerine, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de huzura kavuştursun inşallah. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbn Sina, dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkını helal etmesin. Ne lanet bir zamandayız. Ne lanet bir zamandayız. Gördünüz kızımızı. Hem Müslüman hem Türk'üm diyerek geze geze ellerinde iman metreyle imanlarımızı ölçenler şu zulme sessiz kalıyor. Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kar kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah. Değerli dava arkadaşlarım, iktidar ve ortakları sussa da biz susmayacağız. Müslüman Türk'üm diye haykıran kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Her gün, her yerde, her fırsatta duyana duymayana Doğu Türkistan'daki insanlık dramını anlatacağız. Değerli milletvekilleri, pandemi sonrasına hazırlanan dünya yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler, Rusya'daki gelişmeler, Çin'in dünya pazarında artan gücü ve enerji alanında sürdürdüğü ekonomi politiğiyle dünya karmaşık bir döneme girerken Türkiye'nin de hazırlıklı olması kritik öneme sahip. Devlet başkanlarıyla 3 gün sonra bozulan sığ dostlukların değil, dost ülkelerin sayısını arttırmanın peşinde olmalıyız. Bu bizi hem diplomatik açıdan güçlendirir, hem de dış ticarette yeni imkanlar yaratır. Yeni kapılar açar. İyi Parti olarak biz, Türkiye her alanda stratejisinin merkezine kalkınmayı koymalıdır diyoruz. Çünkü kalkınma demek, üretim demektir, istihdam demektir. Çünkü kalkınma demek, insanımızın zengin, hanelerimizin mutlu, gençlerimizin umutlu olması demektir. O nedenle biz, dış politika, İç siyasete meze yapılmak yerine kalkınmaya hizmet etmelidir diyoruz. Ancak maalesef Türkiye'nin dış politikada Sayın Erdoğan liderliğinde yaşadığı savrulmanın olumsuz etkisini dış ticaretimizde de görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın dış politikası Türkiye'yi ekonomik coğrafyasından uzaklaştırıp buradaki fırsatlardan mahrum bırakıyor. Kendi bölgesindeki fırsatları değerlendiremeyip oluşan riskleri yönetemeyen bir ülkenin ne kendi bölgesinde ne de küresel ölçekte söz sahibi olması mümkün olamaz. Dünya değişiyor. Dünya ile beraber dış ticaret de değişiyor. Sanayi 4.0 ile beraber gelişmekte olan ülkelerin ücretleri baskılayarak ve çevre koşullarını ihmal ederek gelişmiş ülkelerle rekabet etme şansı artık ortadan kalkıyor. Bu durum her gün yeni bir çevre katliamına uyandığımız, her geçen gün ekonomik zorlukları milletçe daha derinden hissettiğimiz ülkemiz için de geçerli. O nedenle bir an önce özel sektörümüzün teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmemiz ve insana yakışan işleri sağlayan bir sanayi politikasını
dış ticaret politikasıyla birleştiren bir kurumsal çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Japonya başta olmak üzere Asya kaplanlarının yüksek dış ticaret performanslarının arkasındaki en önemli nedenlerden biri işte bu kurumsal çerçevedir. Ama maalesef Türkiye'nin ihracat performansına ve sanayi politikalarına baktığımızda tam tersi bir durum göze çarpıyor. Pandemi başlamadan önce patinaj yapan ihracatımızın değil Sayın Erdoğan'ın 2023 hedefi olan 500 milyar dolara, bunun yarısı değil 500 milyar liraya, bunun yarısına bile 2023'te ulaşması imkansız. Harvard Üniversitesi Büyüme Laboratuvarı'nın ekonomik yetkinlik endeksinde Türkiye maalesef 40. sırada yer alıyor. Dünya Ekonomi Forumu'nun teknolojiye hazırlık raporunda ise Türkiye teknoloji ve inovasyon alanında 54, küresel ticaret ve yatırım alanında 57, ekonomiye yön veren kurumlarının etkinliğinin ölçüldüğü kurumsal çerçeve alanında 64, beşeri sermaye alanında ise 72. sırada yer alıyor. İşte size bu kürsüden hep bahsettiğim kurumsal erozyonun, inovasyon ekosisteminin bozulmasının, eğitim politikalarının çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde tasarlanmamasının acı sonucu. Sayın Erdoğan ve yanına doldurduğu beceriksizler ordusu, marifetiyle küresel rekabetçilik alanında geriye giden bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Dava arkadaşlarım, İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde ilk iş Türkiye'nin dış ticaret politikasının ve sanayi politikasının birbirini destekleyecek şekilde tasarlanıp uygulanacağı bir kurumsal çerçeveyi oluşturacağız. Çünkü bizim hedefimiz şirketlerimizin rekabetçiliğini arttıracak politikaları uygulayarak onları zengin ülkelerin pazarlarında gelişmiş ülkelerle rekabet edecek bir yapıya kavuşturmaktır. Uluslararası ticaretin temel kuralıdır. Zengin ülkelerle rekabet edersen onların gelir seviyesine yükselirsin. Fakir ülkelerle rekabet edersen onların gelir seviyesine düşersin. O nedenle bizim nihai hedefimiz Türkiye'nin sanayicisini, Türkiye'nin ihracatçısını en zengin ülkelerin pazarlarında rekabetçi hale getirmektir. Çünkü sanayicimiz kazanırsa Türkiye kazanır. Çünkü ihracatçımız kazanırsa Türkiye kazanır. Sayın Erdoğan'ın dar vizyonu Türkiye'yi Bangladeş'le rekabet etmeyi layık görüyor olabilir. Biz Türkiye'nin potansiyelini görüyoruz. Milletimize inanıyoruz. O nedenle İyi Parti iktidarında biz Türkiye'yi önce Polonya'yla sonra Almanya'yla rekabet eder hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli milletvekilleri, dünyadaki iktisadi ve ticari dengeleri değiştiren bir başka gelişme de bölgesel ticaret anlaşmaları. Geçtiğimiz yılın sonunda Asya ve Pasifik ülkeleri dünyanın en büyük bölgesel ticaret anlaşmasını imzaladılar. ABD'nin yeni hükümeti de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nı Avrupa Birliği ile yeniden görüşmeye sıcak bakıyor. Bu ne demek? Bu bütün dünyada ticaret bölgeselleşiyor demek. Bu gelişmeleri doğru değerlendirmezsek bu bölgelerin kesişim noktasında çok büyük bir avantaja sahip Türkiye önemli risklerle karşı karşıya kalır. Buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yeni gelişmeleri dikkate alarak mevcut bölgesel ticaret anlaşmalarını, Türkiye'nin dış ticaret imkanlarını daha da genişletecek şekilde revize edin. Yeni ticaret anlaşmaları için zemin arayın. Biz İyi Parti olarak Türkiye'nin çıkarını olduğu sürece tüm ülkelerle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarını destekleriz. Tek şartımız var. O da başka ülkelerle geliştirilen ikili ilişkilerin şeffaflık kriterleri çerçevesinde yapılması. Çünkü bizim anlayışımıza göre kişisel çıkarlar memleketin menfaatlerine tercih edilemez. Bugün Çin, Katar gibi ülkelerle yapılan ticaret ve yatırım anlaşmalarının içeriği belli değil. Ne çıkar sağladığımız belli değil. Birçok soru işareti ortada duruyor.
2020 ihracatımız sadece 1 milyar dolar olan 20 yılda getirdiği toplam doğrudan yatırım sadece 2,5 milyar dolar olan Katar'la 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapmak normal değil. Bu anlaşmanın şartlarını derhal şeffaf bir biçimde açıklayın. Aziz milletim, dış ticaret kadar önemli bir başka konumuz da yabancı yatırımlardır. Ama bugün Türkiye maalesef tasarruf açığı problemiyle karşı karşıya. Yurt içindeki tasarruflarımız sınırlı olduğu için öz kaynaklarımızla istediğimiz yatırımları yapamıyoruz. Son dönemde bozulan bütçe dengesi de ülkemizin kaynaklarının özel sektör yatırımları yerine kamu açıklarının finansmanına gitmesine yol açıyor. Türkiye uzun bir aradan sonra yine ikiz açıkla mücadele etmek zorunda. İşte tam da bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlar ülkemiz için çok önemli. Bunun da ötesinde doğrudan yabancı yatırımların yeni teknolojileri ülkemize getirmek ve yan sanayimizi güçlendirmek gibi çok önemli bir işlevi daha var. Bugün gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki verimlilik farkının %80'i yeni teknolojilere uyum sağlayamamaktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki verimlilik farkını kapatması için de doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacı var. Ne var ki iktidarın doğrudan yabancı yatırım performansı izlenen yanlış politikaların doğal bir sonucu olarak sürekli geriye gidiyor. Örneğin 2007 yılında 19 milyar doların üzerinde olan doğrudan yabancı yatırımlar pandemi öncesinde 2019 yılında 6 milyar doların altına geriledi. Oysa başta doğal ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkeler artan oranlarda yabancı yatırım çekmeye devam ediyorlar. Sözde faiz düşmanı Sayın Erdoğan ve Yıldızlar Karması ekibinin yanlış politikaları sonucunda oluşan yüksek faiz ortamı Türkiye'yi bir sıcak para cennetine getirdi. Dava arkadaşlarım, bizim doğrudan yabancı yatırımlar konusundaki tavrımız çok net. Çevreyi kirletmediği, Türk şirketlerinin değerinin altında el değiştirmediği, madenlerimiz gibi ülke zenginliklerimizin yurt dışına çıkmadığı, gayrimenkul alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya imkan sağlamadığı sürece İYİ Parti olarak doğrudan yabancı yatırımları destekleyecek her adımı destekleriz. Ancak tüm bunların yapılabilmesi için kalkınma odaklı, akılcı ve sağduyulu bir dış politika anlayışı gerekir. Sayın Erdoğan'ın iktidar hırsının ürünü olan bu ucube sistemle Türkiye ne dünyada hak ettiği itibarlı konuma ulaşabilir ne de ekonomik coğrafyasına hakim olabilir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ne doğrudan yabancı yatırım olur ne de iktidarın memleketi düşürdüğü ikiz açık sarmalından çıkış olur. Bu sistemle Türkiye kazanan olmaz, kaybetmeye mahkum olur. O nedenle Türkiye dünyadaki bu yeni döneme kendisine yakışır bir sistemle girmek zorundadır. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Aslında biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Bunun için Allah'a şükretmeliyiz. Henüz kullanmadığımız çok büyük bir potansiyelimiz var ki dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahibiz. Avrupa'nın en büyük turizm potansiyeline sahibiz. Dünya ticaret yollarının tam merkezindeyiz. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Ama bu zenginliği doyasıya yaşamamız gerekirken biz maalesef işsizliği konuşuyoruz. Biz maalesef kapanan dükkanları, borç batağına düşmüş emeklileri, küçülen ekonomiyi konuşuyoruz. Biz maalesef yurt dışına kaçma hayali kuran gençlerimizi, öldürülen kadınlarımızı konuşuyoruz. Aziz millet, bir ülkenin zenginleşmesi için öncelikli olarak yerine getirmesi gereken bir şey var. Satın aldığından daha fazlasını üretip satacaksın. Yani ihracat ithalattan fazla olacak. Bu kadar basit. Zenginliğin başlangıç noktası tam olarak burasıdır. Harcadığından fazlasını kazanmak. Yani tükettiğinden fazlasını üretmek. İYİ Parti'nin kalkınma anlayışı işte budur.
Bunu başarırsan borca ihtiyacın olmaz. Bunu başarırsan işsizlik olmaz. Bunu başarırsan faizler düşer, paran değerini korur. Bunu başarırsan milletin zenginleşir. Peki bunu başarmak o kadar zor mudur? AK Parti iktidarı 19 yıldır başaramadığına göre zor olmalı, değil mi? Asrın lideri ve asrın damadı başaramadıysa başkalarının da başaramamış olması gerekir, değil mi? Ne var ki Sayın Erdoğan'ın başaramadığını Güney Kore başardı. Onlara zor geleni Polonya başardı. Onlara zor geleni bugün onlarca ülke başarabiliyor. Başımızı çevirip dünyaya baktığımızda bunun hiç de zor olmadığını görüyoruz. Asıl zor olan nedir biliyor musunuz? Asıl zor olan Türkiye gibi her şeye sahip olan bir ülkenin bunu başaramamasıdır. Bu takdire şayan başarısızlığından ötürü başta Sayın Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm AK Parti yöneticilerini ve ortaklarını en derin kalbi şekilde tebrik ediyorum. Aziz milletim, AK Parti iktidarı sarayda sefaya dalıp bu ucube sistemle birlikte bizi fakirliğe mahkum ederken Polonya kaynaklarını yüksek teknoloji üreten dünyaya açılma potansiyeli olan işlere ayırdı. 10 yıl önce aynı yerdeydik. Bugün bir Polonya vatandaşı bir Türk vatandaşından iki kat zengin. Sayın Erdoğan kaynaklarımızı eşi dostu yandaşı zengin etmeye harcarken Güney Kore teknolojik gelişime ve eğitime kaynak ayırdı. Bugün bir Güney Kore vatandaşı bir Türk vatandaşından 4 kat daha zengin. Ve ne kadar acıdır ki bu ülkelerin ne Türkiye kadar geniş tarım alanları var ne de Türkiye kadar engin turizm kaynakları var. Bu ülkeler doğal kaynak ve coğrafi konum açısından Türkiye'ye göre dezavantajlı ülkelerdir. Şimdi bir kez daha soruyorum. Tükettiğinden daha fazlasını üreten bir Türkiye inşa etmek bu kadar zor mu? Elbette hayır, elbette hayır. Sayın Erdoğan için imkansız olabilir ama İYİ Parti iktidarında zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'yi kurmak çok kolay. Çünkü onların hayallerinin bittiği yerde İYİ Parti'nin gerçekleri başlar. Vizyonumuz belli, planlarımız hazır. Milletimizin dertleri için çözümlerimiz hazır. Bizim yolumuz kalkınma yoludur. Bu yolun yokuşu, virajı yoktur. Bu yol dosdoğru zenginliğe gider. Ama bu yolun olmazsa olmaz bir şartı var. Her şeyden önce doğru dürüst bir sistem ister. Dürüstlük ister, liyakat ister, şeffaflık ister, hukuk ister, adalet ister, demokrasi ister. Bunları tesis edip üzerine de aklı ve hakkı ilave ederseniz, akıl ve hak, milletimiz öyle kısa sürede refaha kavuşur ki herkes şaşar kalır. İşte bizim iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden kastımız budur. Sistem doğru olursa, doğru işlerse, önce millet, önce memleket denirse, Türkiye gibi her şeye sahip bir ülkeyi kim tutabilir? Aziz millet, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Türkiye çözümsüz değil. Bu memleketin iyi ve cesur evlatları var. Biz geleceğiz ve biz yapacağız. Üretimle, demokrasiyle, adaletle ülkemizi hak ettiği geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Siz çamur atanlara bakmayın. Siz kıskananlara da bakmayın. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Herkes hakikati görüyor. İşte bu yüzden millet bizi çağırıyor. Değerli dava arkadaşlarım. Hazır olun. Milletimiz bizi, bizimle birlikte huzuru, adaleti, refahı ve zenginliği bekliyor. Yolumuz hak yoludur, yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, çok çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle başaracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Meclis konuşmamız. Sağ olun. Toplantımızı kapatıyorum efendim.